Kusura bakmayın Hakim Hanım. Çok beklettim sizi. Anca düştü telefon. Ustam karşıya gitmiş. Sabah evden çıkar çıkmaz mal almaya gitmiş. Ondan haberim yok yani. Akşam anca gelir. Peki. Gelince beni muhakkak arasın. Emredersiniz. Estağfurullah. İyi günler. İyi günler. Hayırlı işler. Buyur abla. Bir şey soracaktım. Buyurun yardımcı olalım. Nazif Kara. İdamla yargılanan. Ağzınızdan helalsin ablacığım. Hepimiz duacıyız kurtulması için. Umut var mı sizce? Tabii ki var. Mahir ispatlayacak babasına iftira atıldığını. Nasıl olacakmış o? Yapacak Alimallah. Mahir bu. Bir kere azmetsin yeter. Sevdikleri için ölür bile. Zaten bu püsküllü bela da sevgiden açıldı başlarına. Nasıl anlamadım? Gönül meselesi mi? Yok ablam. Memleket meselesi. İnsan sevdası. Mahallesini korumak için. Pasaja yapılan baskın hesabını sorarken oldu ne olduysa. Her şey o pasajın soyulmasından sonra oldu zaten. Ne soyulması? Hangi pasaj bu? Kolay gelsin. Ümit Bey yok mu? Birazdan gelecek. Akşam Feride'nin doğum günü partisi var. Sürpriz. İşlerin yoğunluğundan atlamışım, kusura bakmayın. Şimdi söylüyorum. Rica ederiz. Yalnızca üçünüz davetlisiniz. Sen, Ümit Bey ve Neşe Hanım. Zaten özel bir davet. Başka kimseye de lüzum yok. Kolay gelsin. Yeri ve zamanı bildireceğim. Ay ne alacağız biz şimdi? Hala soruma cevap vermedin abi. Hangi soruyu evlat? Faruk öldüğünde sen neredeydin? Keşke burada, koğuşta olabilseydim. Anladım ben seni. Gece gezmelerindeydin. İyi ki burada değildin. Günlerimiz sayılı, zamanımız dar. Sevdiklerimize ne kadar çok sarılabilirsek o kar kalacak yanımıza. Gezme de değil evlat. Torunun hastanede yatıyor deyince. Abim, babam, maksadım seni sorgulamak değil. Öyle anlaşıldıysa bağışla. Seni bilen bilir. Bilmeyenlere de selam olsun. Ben eminim ki sen onlardan değilsin. Burada olmadığın için de hiç suçlama kendini. Durdurabilirdim. Hasrete yenik düştüm. Bir o var. Bir hasret zaten kolumuzu, kanadımızı, omurgamızı kıran. Amma surat ettim be kibarım. Düşünüyordum. Birinin ölümüne vesile oldum. O kendi başını yedi. Kimseye vesile olmadım. Yoldaşlığından, dostluğundan hoşnutsuzluğum yok Dalyan. Memnunum hatta. Lakin ben senin gibi değilim. Sen hiçbirimiz gibi değilsin. Bu alemde ben dahil bütün kabadayılar sana gıptayla bakar. Bizim kudretimiz zulmümüzden. Ama senin kudretin yüreğinden, haysiyetinden. Estağfurullah. Diyeceğim o ki, bir daha böyle mevzularda beni tufaya düşürme. Hayatımda kimsenin sebebi olmadım. Ah almadım. Temiz yaşadım. Temiz ölmek istiyorum. Gene de sırt sırta mıyız Nazif? Sen onu de bana. Kavgada sırt sırta olunur. Şu anda yan yanayız. Öyle değil mi? Thank you.
affedersiniz. Yeni pasaj nerede acaba? Şurası hemen. Karşısı. Tamam, teşekkür ederim. Of, çok güzel kız. Şşt, ayıp. Nereden öğreniyorsun bu lafları? Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne arzu edersiniz? Açık bir çay alayım lütfen. Oğlum bir çay çek, açık olsun. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Pasaja bir saldırı olmuş galiba. Toparlanabildiniz mi? Hiç sormayın kızım. Yıkıp geçtiler burayı. Hem saldırdılar hem de soydular. Kim yapmış peki, yakalandı mı? Nerede be kızım, nerede? Sağ ol. Yapanın yaptığı yanına kar kaldı. Olan bizim Nazife oldu. Nazif Kale mi? Hı hı, Nazif can dostum. Artık bizi korumanın derdinde. Kimin kuyruğuna bastıysa ateşe attılar. Cinayete onun üstüne yıktılar. Nasıl biri bu Nazif Kale? Kabadayı mı? Yo, hayır, kabadayı değil. O bu mahallenin abisidir. Gerekirse dayılığın alasını yapar. Ama gerekirse. Mangal gibi yüreği vardır. Yani senin anlayacağın baba yiğit biridir. Ya oğlu? O da babası gibi mi? Mahir. Gitti mi Azmi? Gitti ustam, gitti. Ama pasaja gitmiş. Önce İsmet abiyle konuşmuş, sonra pasaja gitmiş. Tamam, sen devam et. Kimin derdi varsa Mahir yeter. Her baba onun gibi bir oğlu olsun ister. Mahalledeki kızlar da onun gibi bir koca ister. Yakışıklıdır da. Kadir İnanır, Tarık Akan gibi. Halk kahramanı gibi yani desenize. Hay sen çok yaşa kızım. Aynen öyle. Mehbi abi. Heh. Altınları nereye veriyoruz? Bülent topluyor, yenge onu ayır. Tamam. Hasta bir çocuk var da. Dükkan komşumun oğlu. Onun için topluyoruz. Ameliyat için Almanya'ya gidecekti. Ya, nesi var? Kalbi delik. Burada kimsenin başına vermesin. Aile o kadar çok üzülüyor ki. Biz dükkan sakinleri elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Merhaba Mahir abi, nasılsın? İyilik kardeşim. Bu da benden olsun. Ama... Lütfen. Umarım tez vakitte derman bulursunuz derdine. İnşallah. Ben artık kalkayım. Sen kimsin be kızım? Feride ben. Memnun oldum Feride kızım. Memnun oldum. İyi günler. İyi günler Feride kızım. İyi günler. Sen beni mi takip ediyorsun? Evet.
Hani birlikteydik bu yolda. Haber vermeden tek başına gelmişsin. Sen benim burada olduğumu nereden öğrendin? Sen de Mahir Karan'ın peşindesin. O zaman şimdi ben de sana sorabilirim. Hani birlikteydik bu yolda? Feride, adam tehlikeli. Peşimize birini takmış. Ben seni korumak için haber vermeden geldim. Ama sen tek başına cengaver gibi kalkıp gelmişsin. Ya sana bir şey yapsa? Salih, bir sakin ol. Önce bir sakin ol. Ben Mahir Karan'ın tehlikeli değil, tehlikede olduğunu düşünüyorum. Dün geceki adam yalan söylüyor. Ben onca duruşmada o kadar insan dinledim. Saldırmasaydın adama öğrenecektik ve bir sana olmayacaktı. Emin olacaktık. Şimdi bir ihtimal sadece. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir Salih Bey. Siz bunu benden çok daha iyi bilirdiniz. Şaşırttınız beni. Feride. Sen çok akıllı bir kadınsın. Acıkmadın mı? Acıktım çok. Şurada yiyelim işte. Başka yer yoktur herhalde. Bak şimdi aklıma geldi. Sana sürpriz bir yemek ısmarlayacağım. Gel. Ne sürprizi? Adı üstünde sürpriz. Biraz yürüyeceğiz ama. Tamam. Evladım, sen ne büyük sevap işliyormuşsun. Gelinim söyledi. Hemen açtım sandığı, kaptım geldim. Al yavrum. Allah senden razı olsun Mehpare teyze. Bir şey değil yavrum. Helal hoş olsun Halil'imize. Dur Mahmut abi sırayla, hele şunları bir kaydedeyim de. Ver. Sağ olasın ablam. Eyvallah abi. Sağ ol abla. Sonra diyor ki, sen de bu evlat acısı, ben de bu kuyruk sancısı olduktan sonra bizden dost olmaz. Pasajdan haber geldi. Pasajın mi bu? Ben de onu diyorum lan işte. Para topluyorlarmış oğlum, para. Millet nesi var nesi yok her şeyini veriyormuş. Kefen parasını, kolundaki bileziği, her şeyi. Necdet ganimete bak. İyi. Doktor masrafımız çıktı desene. Ulan onlar beni tanımayacaktı Necdet. O pasajdakiler beni tanımayacaktı. Şimdi gidecektim orada ne var ne yok bütün ganimeti toplayacaktım. Nasip kısmet oğlum bu işler. Bak çocuklara nasip olmuş gördün mü? Maske takacağım lan. Oldu. Yakalanınca ne olacak? O maske çıkınca. Sıfatın ortaya çıkınca ne olacak? Mahir tepemizde. Niye rencide ediyorsun lan şimdi? Niye ayağının acısını benden çıkarıyorsun? İbo git bana buz getir. Ayağım sızlıyor. Git. Sağ olasın, hayırlı işler. Eyvallah abiciğim. Ya ne güzel teknede balık ekmek yiyecektik. Bozdun sürprizi. Kusura bakma, ben de çok seviyorum tekneleri ama çocukluğumdan beri böyle işte. Benim bir küçüğüm İlknur da öyle. Onda da var. Aa. Hatta onu uzun yolda araba bile tutuyor. Öyle mi? Aslında annem hep der ki, eğer deniz suyundan bir bardak içersen hiç tutmazmış. Ay, nasıl içeyim? İçemem ki. Bir keresinde İlknur'a benzin içirmişti. Ama çok az tabii. Buradan ta İzmir'e kadar hiç istifra etmedi biliyor musun? Aa, annen çok ilginç kadın, şifacı falan mı? Öyledir. Mahallede iğneci teyze de derler. Ay inanmıyorum, nasıl yaptım ben böyle bir şey? Ben sana bir tane daha git piş abi. Geç kalırız adliyeye, gel. Sonra yerim ben bir şeyler. Al bunu ya, ben çok aç değilim zaten. Olmaz, o senin hakkın. Senin hakkın benim hakkım var Feride aramızda. Sen yemezsen benim ağzımdan geçer mi hiç? Benim sakarlığım yüzünden sen aç kalırsan. Feride, sen yemezsen ben içemem.
Peki. O zaman şöyle yapacağız. Yarı yarıya yiyeceğiz. Maşallah. Her ortamda da adaleti koruyorsunuz Hakim Hanım. Salih, bir pasaj varmış. Ben bugün gidip esnafla konuştum. Bir soygun olmuş. Esnaf diyor ki her şey o soygundan sonra başladı. Nazif Karan'ın tuzağa düşürüldüğünü düşünüyorlar. Ama dosyada bununla ilgili hiçbir şey yok. Ben diyorum ki bu olayın Nazif Karay'la bir bağlantısı olabilir. Sen ne dersin? Çok mantıklı. İşte bütün bu soruların cevabı o Mahir Kara'da. Çok lezzetliymiş bu arada. Afiyet olsun. Sevindim beğendiğine. Orada ekmek kaldı da. Olayım ben. Tamam gittim. Feride? Aa, Özkan? Bugün şanslı günüm. Başıma gelen en iyi şey seni görmek oldu. Tanıştırayım, Özkan. Memnun oldum. Kocası mısınız yoksa? Yok yok. Salih benim arkadaşım. Avukattır kendisi. Alyansın olmadığına göre zaten evlenmemişsin demektir. Hala bir şansın var yani. Hep aynı latifeler. Hiç değişmemişsin yıllardır. Ah Feride. Bir kere bile olsun beni ciddiye almadın ki zaten. Çok güzelleşmişsin. Feride, adliye geç kalmayalım istersen. Evet, haklısın. Ya artık tamamen buralardaysan mutlaka görüşelim. Tabii tabii, görüşürüz. Tamam. Memnun oldum. Ben de. İyi günler. İyi günler. İyi günler Özkan. Neyse, hızlı hızlı yiyelim, adliye gecikmeyelim. Okuldan mı? Bir altın mı? Biraz müstehsi bir kişilik. Neşeli geçmiş öğrenciliğiniz belli ki. Yakın mıydınız? Yok canım. Bir iki derse giriyorduk birlikte, o kadar. Gel al şunu. Yok, anlaşamadık. İkimiz de gerginiz ya bugün. Bekledin mi çok? Önemli değil. Sen yılkı atını bilir misin Turgut? Ve yaşlı, kimsesiz atları salıverirler işe yaramayan atları başıboş, tek başına. Dağa, bayıra, ormana. Ecelini bulsun diye. Sahibi kıyamaz öldürmeye. Salıverirler. Allah razı olsun Bülent. Sen ön ayak olmasaydın kimse akıl edemezdi bu işi. Estağfurullah Esat Emin. Ben ne yaptım ki? Konu komşu sahip çıktınız hepiniz. Onu bunu bilmem. Senin gibi iyi niyetli insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor bu dünya. Sen dünyayı döndürebiliyor musun baba? Süpermen gibi. Süpermen olamasam da arkadaşını kurtaracağız. Nasıl? Almanya'ya ameliyat ettirmeye göndereceğiz. İyileşip geri gelecek. Eskisi gibi koşup oynayabileceksiniz. Babam benim. Süpermen babam.
Babaya da bir kağıt helva ısmarlayalım mı? Tamam. Gel bakalım. İyi madem. Sahile ineriz. Birer çay içeriz. Olur. Halil'i de alalım mı? Beraber sahildeki sarıncaklarda sallanırız. Halil yorgun ya şimdi. Uyusun dinlensin o biraz. Sonra da bir tane kağıt helva alırız. Uyanınca yer. Olur mu? Tamam. Hadi bak. Yalçın konsolosluğa gitti. Bunları anca yarın teslim edebilirim. Bugün burada kalmaları daha güvenli. Nasıl istersen. Çok geciktim. Ha Salih, çıkışta hiçbir yere kaybolma. Marek Aran'ın evine gideceğiz. Adam gelmiştir herhalde. Fizan'a gidecek değil ya. Nazif dedin, başkası gitti. Bunun seninle bir alakası var mı? Tesadüf. Acı bir tesadüf. Artık Nazif Kara'ya dokunamayız. En azından bir süre, hapishane duruluncaya kadar. Benimle bir alakası yok diyorsun ama iki kişi gitti Turgut. Şiş Kazım, Faruk. Bence bunun seninle bir alakası var. Yok, yanılıyorsunuz. İyi, o zaman akşam Feride'nin doğum günü var, orada kendin anlatırsın beyefendiye. Mehmet Sahin Bey çok gergin. Onu sebepler değil, sonuçlar ilgilendiriyor. Umarım yedekte bir planım vardır. Benim her zaman planım var Cedim Bey. Yoksa çoktan tepe taklak olmuştum. Size iyi dinlenmeler. Ben işimin başına döneyim. Aydınlatacak çok dava var. Yaz, parmaklarım kırıldı vallahi. Heh. Salih Beyciğim. Hayırdır, Karadeniz'de gemileriniz mi battı? Ne bu surat? Affedersin bari, bir şey mi demiştin? Demedim ama diyeceğim. Aslında desem mi, demesem mi diye düşünüyorum. Ama neyse. Bu akşam Feride Hanım'ın doğum günü partisi varmış. Annesi bizzat davet etti. Ama Turgut Bey senin gelmeni istemiyor. Yani seni davet etmedi. Fakat benim gönlüm el vermedi. Yani nihayetinde Feride Hanım'ın haberi yok. Eğer olsaydı diye düşündüm. Yani seni mutlaka çağırırdı. Öyle değil mi? Yani mutlaka sen de gel derdi. Sen bunu bir düşün. Hem sen gelmezsen Feride üzülmez mi? Üzülür mü? Üzülür. Hem de çok. Bilmiyormuş gibi davranma Salih. Akşam görüşürüz. Salih Bey, ben hazırım. Hadi gidelim. Dışarıda bekliyorum sizi. Çok merak ediyorum bu Mahir Kara'yı artık. Nesini merak ediyorsun Feride? Yani hakim hanım. Hem şimdi insanların evine habersiz gitmek ayıp olmaz mı yani? Çat kapı. Birden seni gördüklerinde ne düşüneceklerini bir tahmin et. Kalem tutan kadın karşılarında. Afallamazlar mı? Büyük talih işte. Ben iyilik olsun diye gidiyorum. Onların lehine bir şey bu. Ayaklarına kadar gidiyorum Salih, daha ne? Ben de tam bunu diyecektim. Düşündüm de bu herhangi birinin evine gitmeye benzemiyor. Yani dışarıdan bakıldığında ta evlerine kadar gidiyorsunuz.
Ya birini kulağına giderse? Bir düşünün. Mesela Turgut Savcı. Bunda haklısın işte. Var mı peki bir önerin? Nasıl dinleyeceğiz biz bu Mahir Kara'yı? Müdür bey, bir ekip gönderip Mahir Kara'nın ifadesini almanızı rica edeceğim. Yazıyor, yazıyor. 1974 bütçesinden açıklandığı yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Ecevit'in partisi başbakanına karşı olduğunu yazıyor. Bu burnunun dikine gitmem bakalım sana ne getirecek Mahir. Başka bir ihtimalim yok abi. Vallahi bilmiyorum artık ama ürküyorum. Ürkme. İyi olacak. Hadi eyvallah. Düş yakamdan Serra, düş. Bil bakalım sana ne yaptım. Kuvvetli muhtemel bayılacağım bir şey ama velakin vakitsiz yapmışsın. İşim var, çıkmak üzereyim. İş için biraz fazla yakışıklı değil misin? Bence sana öyle geliyor. Gerçekten işim var. Ama yarın akşam seninim. Peki. Yarın akşam o zaman. Al bunu dolaba koy. Bozulmasın. Nazif, hadi oğlum yemeği. Asmayın öyle yüzünüzü. Babam bir daha geldiğinde geri gitmeyecek. Babamı öyle görmek bize iyi gelmedi. Vallahi öyle. Az da kaldı ya duruşmaya. Korkuyor işte insan. Kardeşim her şey iyiye gidiyor. Erdal abiyle bayağı bir mesafe kat ettik. Göreceksiniz bak. Babam bu eşikten adımını özgür bir insan olarak atacak. Göreceksiniz. İnşallah. Ha şöyle ya. Ver o zaman oğlum tabağını. Yok annem, benim işim var, bir kalkmam lazım. Abi, Bülent bugün ne yaptı biliyor musun? Abartmayın durum. Abartmayacağım, olanları anlatacağım. İyi anlat bakalım. Pasajda Halil'in ameliyatı için gerekli parayı topladı. Birlik etti herkesi. Arabayı da satıp parayı denkleştirdik. Uçak biletlerini bile aldık. İki gün sonra Almanya'ya uçuyorlar. Helal olsun sana enişte. Vallahi büyük adamsın. Allah senden razı olsun. Allah hepimizden razı olsun abi. Nazif. Hadi çorbaları da koyduk, gel. Geç kaldık, millet bekliyor. 8 dedik. Feride kızım hadi. Pırlanta gibi görünüyorsun yavrum. Senin yanında her şey sönük kalır. Babacığım. Canım. Anne sen ısrar ettin diye giyindim ama fazla abartılı olmadın mı? Hayır hayır, çok güzel oldun. Gecikiyoruz, hadi gidelim. Hayır anlamadım ki ben kime geç kalıyoruz. Hepimiz buradayız. Acıktık biraz, hadi gel. Feride'nin adresi bu. Evde kimse yok. Çalışanlar da izinli. Ama sen elini çabuk tut. O dosyaları mutlaka istiyorum Cemil. Elin boş gelirsen keserim o elini. Emredersiniz. Bunu da eve bırak. Görülebilecek bir yere. Mahir Kara'nın mı? Ta kendisinin.
Zavallının nişan günü gelişince hadise babasında kalmış karakolda. Bize de oradan miras. Bırak ki Feride bulsun. Bu sefer ince işçilik bekliyorum senden Cemil. Bu son şansın, unutma. Aslanlı köşkü çok methettiler. Biz de geldik. Hazırla bakalım Faruk'un ranzayı benim için. Ne işin var senin burada? Ödürem. Ödürem kardeş. Aklım sendedir. Mahsus mahal derler. Kaldığım zindana. Mahsus mahal derler. Kaldığım zindanda. Kalırım kalırım kardeş, dostlar yandadır. İki ellerim kızım, kandadır kanda. Aman ölürüm ölürüm kardeş, aklım sendedir, aklım sendedir. Mahsus mahal derler. Kaldım zindanda, kalırım kalırım kardeş, dostlar yandadır. İki ellerim kızım, kandadır kanda. Aman ölürüm ölürüm kardeş, aklım sendedir, aklım sendedir.
Burada mı yemek yiyeceğiz? Canım. İyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuşsun. Çok sağ ol. Yeni yaşı mutluluklar getirsin. Teşekkür ederim. Güzel günler görürsünüz inşallah hakim. Çok teşekkür ederim Ümit Bey. Teşekkür ederim. Çok güzel. İyi seneler. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. İyi seneler. Teşekkürler. Feride. Mutluluklar diliyorum. Umarım en kötü günüm böyle olur. Teşekkürler Turgut abi. Feride, rica etsen bana Turgut abi demesen. İnan kendimi çok yaşlı hissediyorum. Peki Turgut abi. Yani Turgut. Kusura bakma alışkanlık işte ama rahatsız oluyorsan söylemem bir daha. Çok bahtiyar olurum. Turgut. Babana bir hoş geldin değil mi? Geleceğim yanına. Mutlu yıllar Feride Hanım. Teşekkür ederim Bahar'cığım. Hoş geldin sen de. Herkes burada. Salih Bey gelmeyecek mi? Bekleyin siz. Gelecek. Kimi bu hediye? Bir arkadaşıma. Nasıl bir arkadaşmış bu? Kerata. İyi bir arkadaş. Kim o? Açın kapıyı polis. İyi geceler. Mahir Kara'yı arıyoruz. Ben biraz gidip geleceğim dayım, tamam mı? Merak etme. Evin kadınları sana emanet, tamam mı? Nereye gidiyorsun dayı? Tamam mı? Tamam. Aferin sana, aslanım. Ne istiyorsunuz oğlumdan? Karakola gelecek. İfadesini alacağız. Kardeşim ceketim geçse. Hadi kardeşim. Oğlum. Oğlum ne vardı? Meraklanacak bir şey yok anne. Oğlum. Siz hiç çıkmayın dışarı. Merak etmeyin.